Çok güzel bir günden, sevgi yüklü ve her zaman olduğu gibi Ada Televizyonu, Fahri Özay'la Renklerin Notaları, bir başka güzel, bir başka gönüllü iki yürek, can yürek, o kadar gönüllü ve o kadar böyle canı gönülden işlere imza attılar ki bunları sizinle birlikte paylaşmadan geçemeyeceğim. Akçay Kültür Sanat Derneği Başkanı sevgili Nisbet Kızıl Yürek. Hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkürler. Aynen. Bu kadar güzel olaylara imza atmak ve bunları buradan anlatmamak imkansızdı. Mümkün değildi o açıdan. Bunları hepsini konuşacağız ve yine aramızda bir güzel yürek daha. Sevgili Zehra Güner yönetim kurulu üyesi. O da ayrı bir renk, ayrı bir tat. Çok güzel bir insan. İkiniz de hoş geldiniz. Nasıl gidiyor? Dernek işleriyle uğraşmak böyle canı gönülden ama gönüllü olmak da zaten ayrı bir güzelliktir. Canı gönülden uğraşıyorsunuz ve çok güzel olaylar. Bu evet tarih hangi güne geliyor? Çok güzel bir olaya imza atmaya hazırlanıyorsunuz. Evet, ikinci Akçay süt ürünleri panayırı için hazırlanıyoruz. Tatlı evet. Bir telaşlardayız. Tatlı bir koşuşturma. Evet. Çünkü günün sonunda çok güzel olaylara imza atacak. Bununla evet. ilgili bunu şimdiden hissediyoruz ve o heyecanı mutlaka. Yaşıyoruz. Buradan da şimdiden hem 9 Eylül hem de 10 Eylül her iki gün saat 6'dan itibaren Akçay'da köy meydanında süt ürünleri panayırımızı gerçekleştireceğiz. Akçay köy muhtarı ile birlikte. Ne güzel. Çok peki kaç kişilik bir grupsunuz bu olaylara imza atarken? Akçay Kültür Sanat Derneği yalnız değil köylümüzün hani eskiden olduğu gibi o birliktelikle evet. işte üreticimizin zaten ana temamız üretiyorsa toplum evet. hayatta ve ayakta kalır evet. Temasıyla yola çıktık. Üreticimizin vereceği sütlerle bu sadece Akçay değil, Akçay köyünün değil bölgede. O evet. bölge, o yörenin evet. El birliğiyle. Serhat köy olsun, Zümrüt köy olsun bütün üreticimiz, Akçay'ın üreticileri sağ olsunlar ilkinde de birincisinde de verdikleri sütlerle. Orada hellim yapımı oluyor, ay, kazanlar dolusu. Hayal edemem. Evet, sıcak sıcak hellimler, sıcak sıcak şekerlenmiş norları üreticimizle birlikte evet. bütün bölgeliğe ve gelecek olan bütün misafirlerimize. Peki bu ikinci yıldır değil mi hatırladığım evet. kadarıyla? Evet. Bu her yıl gerçekleşecek mi? Evet, geçen sefer yaptığımızda hı-hı. bir gündü. Sadece çok az geldi hı-hı. denildi. Biz de bu sefere iki gün yapalım. Hani belki daha... Seneye üç gün olur. İnşallah. Daha sonra inşallah. Dört gün olur öyle. Ama bu gerçekten gönüllü olmak ve böyle bu kadar güzel olaylara imza atmak çok onur verici bir unsur. Zaten köy halkı dendiği zaman o böyle eski hani derler ya mayasını yitirmeden evet. o doku halen devam ediyor ve çok farklı bir sevgiyle yoğruluyorsunuz. Fahri Hanım bizim gailemiz, çocuklarımız, gençlerimiz, tek gailemiz onlardır. Canım. Yani onları bu evet. sosyal ortamda beraber bir evet. araya getirmek, bir şeyleri başarmanın duygusunu vermek. Hı-hı. Zaten bilirsiniz çok güzel bir klibiniz var çocuklarımızla birlikte. Ona da değineceğiz ve buradan da sizinle birlikte halkımızla paylaşacağız. Her zaman olduğu gibi neden mi paylaşıyoruz? Şöyle... Yeşilırmak'tan ta Karpaz'a kadar en ince püf noktalarını böyle bir araya harmanlayıp da böyle bir olaya ve her şeyden önce buram buram Kıbrıs kokulu bir esere imza atmak ve sizin de işte çocuklarınız öyle diyeyim bizim evet. klibimizde yer alması bizler için de çok büyük onurdu. Milyonlarca kez teşekkür mutluluk ediyorum. Mutluluk duyduk. Aynen. Size yönetim kurulu başkan olsun, üyelerimiz olsun ve de o klipte yer alan çocuklarımıza gerçekten bu bizim için çok güzel bir keyif oldu. Çok çok da büyük bir onur oldu. Çok sağ olun, çok teşekkür ederiz. Daha sonra bunları da konuşacağız. Peki bu arada nasıl gidiyor ev hayatınız ile bu böyle dernek çalışmalarınız neler yapıyorsunuz sevgili? Bence daha güzel gider. Şimdi derneğe gideceğiz, çalışacağız, bir şeyler yapacağız diye evde daha böyle motive şekilde iş yaparız.
yemek ama, yaparız. Ben öyleyim yani. Ama mesela. Bu arada da kilo veriyorsunuz. Değil mi? Yani uğraşıyoruz. Spor gibi oluyor. Uğraşıyoruz. Harika oluyor. Evet, bir harekettir, bir enerjidir. Evet, gerçekten. Güzel bir enerjidir. Çünkü bir an önce ev işlerini yapıp, İşte arkasında çalışma vardır ya da hı hı. bu yapılacak olan panayırımızla ilgili görüşeceğimiz kurumlar vardır. Ne kadar köylülerimiz güzel vardır. Böyle bir tatlı evet. koşuşturmadır. Bu bayramda evet. da devam etti. Ama halk çok iç içedir. Yani ben evet. bunu gözlemliyorum ve çok bilmiyorum, köy halkını bir başka, ben de böyle yani her insanın böyle sevgisi bir başkadır bana karşı. Peki veya o eskiyi benim, ama yaşatmaya devam ediyoruz. Belki işte o birlikteliği, o değerleri, hı-hı. o insan olma, erdemli evet. insan olma değerlerini. Evet. Yani o çok büyük bir paylaşımı. O paylaşımları zaten var etmek, yaşatmak, yeniden gün ışığına çıkartmak gerçekten onurdur, güzelliktir, mutluluktur, huzurdur. Ve şu vardır, hani insan ne kadar çok paylaşırsa bazı değerleri, o kadar çok güzellikleri yaşıyor insan. Yani hiçbir şekilde o göz ardı olmuyor ki. Güzellikleri var etmek, yaşatmak. Canlarım, az önce biz program başlamadan önce çok anlamlı bir olaya imza attığını söylediler. İki tane güzel hanımefendi ve iki tane güzel insan. Bizim amacımız işte günümüzde dediler, o kadar bu kötü içecekler, yani kötü içecekler derken ki ben o kelimeyi kullanmak istemiyorum ama söyleyeceğim, işte çocuklarımız diyor eroinman olmamaları için biz ne yapıyoruz? Onlara folkloru aşılıyoruz, bu tür derneklerde onlara yer veriyoruz ve savaşlar veriyoruz. İşte budur, yani gerçekten budur. Bu büyük bir özveri. Bu çok büyük bir özveri ve bir güzelliktir. Ya bu beni gerçekten çok mutlu ediyor. Çünkü günümüzde zaten artık kirlenen dünyamız nereye doğru gidiyor onu da bilemeyeceğim. Bilmek de istemiyorum zaten, kötü düşünmek istemiyorum. Ama işte bu tür faaliyetler ve bu tür etkinlikler inanıyorum ki insanları, o çocukları topluma kazandırmak, işte bu çok büyük bir zenginliktir. Gerçekten. Evet. Bu da kesinlikle çok. Katılırım. Evet, şimdi diyorum klibimiz gelsin ve daha sonra biraz da o çok güzel klibimizde yer alan pırıl pırıl gençlerimizden söz edelim. Yönetmenim, hadi bakayım Dillirga gelsin diyorum.
Teşekkür ederim. İşte gençlerimizin böyle bu tür kliplerde yer almaları gerçekten büyük bir başarı ve sonuçta çocuklar zaten o arşive giriyorlar ve orada kalıyorlar ki az önce ne dediniz? Günden güne büyüyorlar, evet. İnanılmaz güzelliklere imza atıyorlar ama şöyle daha çok profesyonelleşiyorlar değil mi? Evet, harika. Bu anlamda katkı koyan hocalarımıza ayrı ayrı, gerek Kezban evet, hocaları, Özkan hocaları, modern dansta Hürmüz hocaları. Ne kadar ve güzel. Son zamanlarda Türkiye hocamızın tiyatro kulübü çalışmalarıyla tiyatroya da evet başladık ve gençlerimiz, çocuklarımız gayet meraklı. Mutlaka izlemeye geleceğim. Yeter ki haberim olsun. Her zaman. Gerçekten çocukların böyle bu tür faaliyetlerde gönülen, böyle kalben çalışmaları harika yani. Çocuklar daha çok beyinleri gelişiyor, bedenen, beyinen ve çok da faydalı oluyorlar. Gerek topluma, gerek ailelerine. Harika bir duygudur. Özgüvenlerinin artması. Peki kaç tane öğrenciniz vardır? Aşağı yukarı 100 rakamına ulaştık. Maşallah. Çünkü bu sadece Akçay'ın değil yani Serhatköy olsun, Zümrütköy olsun. 3 köy. Güzelyurt. Evet harika. Bostancı. Gelen çocuklarımız var. Evet çok güzel. Onlarla haşır neşir olmak ne güzel değil mi? Tabii buradan yönetim kurulu üyelerine de çalışan, hakkını veren bütün arkadaşlarıma da. İsimlerini sayabilirsiniz yönetim kurulu üyelerimizin isimleri. Onları da söyleyelim. Tabii. Şükran Baflı, Kezban Kızıl Yürek. Hem yönetim kurulu hem eğitmen. Her iki. Evet. Gerektiğinde bazen sahnede, performansta da. Çok güzel. Da. Süper evet. Başka? Sari Hanım, Ayşe Hanım, çok güzel. Öğsün Hanım, Nasip Bey. Şu anda İngiltere'ye gitme hazırlığında. Yurt dışı hazırlığındadır. Yolu açık evet. Olsun. Ve Ayşe arkadaşımız. Onun da küçük bir operasyonu var. O da kısmetse yurt dışına gidecek. Buradan çok geçmiş acil şifalar olsun. Diliyoruz. Acil şifalar diliyoruz. Çok büyük geçmiş olsun. Ve diğer arkadaşlar. Evet. Kaç arkadaşsınız? Toplamda 15-16 kişiyiz yani. Maşallah. Artık böyle 16 kişi tabii ki bir araya gelirse kocaman yer büyük bir oynar. Çiçek açılır evet. Değil mi? Evet. Çok güzel ve onun da meyvelerini alıyorsunuz. Harika. Evet. Peki bu arada kulüp dışında neler yapıyorsunuz? Yani dernek dışında neler yapıyorsunuz? Ben gezmeyi çok severim. İnanılmaz. Bir yani bu bayram birkaç gündü Karpaz'a olsun, Mausa'ya olsun hiç durmadan o ve aradaki molayı gezerek büyüklerimizi ziyaret ederek. Zaten bayram demek sevdikleriniz, büyüklerinizin ziyareti demektir. Evet çok güzel. İnanılmaz. Mutlu olduk. Onları da mutlu ettik. Evet çok güzel. Biz de dün Karpaz'daydık. Hatta böyle küçücük kendi imkanlarım dahilinde küçücük bir görüntü aldım. Biraz sonra onu da yayınlatacağız sevgili izleyicilerimize ve bizim aslında hep öyle diyorum. Onlar benim canlarım, onlar benim aşklarım ve benim halkım, benim insanım. Onu da paylaşacağız biraz sonra. Aynen ben de bir kare aldım. Sözünüzü bölüyorum Fahriye Hanımcığım. Estağfurullah. Ve dünyanın en güzel adasında yaşıyoruz diye bir paylaşımda bulundum. Ne kadar gerçekten güzel. Denizimiz olsun, kumsalımız, güneşimiz. Kıymetini yani, bilelim değil mi? Evet. Kıymetini Hollanda'da bilelim. Çok güzel bir kumsal vardı ama buz gibi bir hava vardı. Yani deniz vardı, kumsal vardı ama denize girilmesi imkansızdı. Aynen öyle. Ama bizim öyle değil. Çok güzel. Biz öyle değil. Biz işte dün akrabalarla gittik ve o gerçekten denizden çıkmak nedir bilemedik. Ta Zaferburnu'na kadar gittik. Evet. O güzellikleri birebir yaşamak. Gerçekten insan her konuda mutlu oluyor. Az önce Oğlak Burcu dediniz, sevginin burcu, terazi burcu dediniz, dengenin burcu. Peki siz de böyle seviyor musunuz yurt dışlarına gidip de görmek, hangi ülkelere gittiniz ve onu böyle kıyaslıyor musunuz bizim yani kendi coğrafyamızla? Türkiye dışında bir ülkeye gitmedim. Bu yıl artık başlayacağım Allah isterse. Süper. Ama Türkiye'de de çok güzel yerler gördüm. Dediği gibi nispet arkadaşımın. Mesela ben bayramdan önce Türkiye'deydim. İzmir bölgesinde gezdim. Çok güzel sahiller, çok güzel manzaralar ama deniz suyu buz gibi. Evet doğru. Sonra buraya geldim. Kirli. Karpaz'a gittim. Tertemiz deniz, sıcacık hava. Mis. Evet gerçekten öyle. Ve ben bir de şunu sormak istiyorum sizlere. Çevremiz günden güne kirleniyor. Ve gerçekten benim en derin yaramdır bu. En büyük acımdır.
kıyamıyorum. Yani bizler insan olarak ön bahçemizi temizlerken lütfen arka bahçemizi de temizleyelim. Kendi evimizin içine çöp atmıyorsak çevremize de atmayalım. Evet. Ve ben şunu sormak istiyorum size. Peki o gelen öğrencilerinize de bu konuda eğitim sunuyor musunuz? Çevreyi kirletmemek. Çünkü nereye gitsek gerçekten çok kirli bir çevreyle karşılaşıyoruz. Bunu peki işliyor musunuz? Tabii yönetim, bu da kültürdür Fahriye Hanım diye düşünüyorum. Yani önce evde alınan bir eğitim, bir kültürdür bu. Ve mutlaka ilerleyen yaşlarda devam eden bir olaydır. Yani eğer evimde ben almışsam o kültürü, aynı şekilde nereye gitsem zaten onu taşıyacağım. Evet. Mutlaka çöpleri yere atmayacağım. Atılanları da görürsem eğer mutlaka alıp oradan çöpe koymak gibi bir kültüre sahibiz diye düşünüyorum ve bunu da aşılamaya çalışıyoruz. Evet, geçmişte öğretmenlerimiz bize bunu aşılıyorlardı. Bir de her çarşamba günü bizim ziraat günümüz vardı. Bahçede çilek dikerdik, işte domates, hatta fesleken mutlaka bizim dersimizde vardı. Fesleken neden? Türkiye fesleğen olarak biliyor. Fakat biz Kıbrıs insanları fesleken olarak ve her yerde var. Hatta ben bugün gelecektim, getirecektim kanala ama baktım bulamadım çiçekçide. İnşallah bu program sonucunda da yine böyle birkaç tane fesleken çiçeklerimiz olacak. Bir tanesi bizden olsun. Evet. Teşekkür ediyorum. Fesleken'in zaten o kokusu, huzuru gerçekten çok güzeldi. Ama şimdi bakıyorum nedense öğretmenlerde yok galiba bu ziraat dersleri, değil mi, ilkokullarda? Belki bir güne indirilmiş olabilir. Yani belki bir kısmı temizlikle atıyorum. Temizlik, çevre temizliğiyle ilgileniyorsa. Bir kısmı da bizim bölgemizde mesela Zümrütköy İlkokulu'nun kendilerinin ekip, kendilerinin ürettikleriyle ilgili işte toplamasıdır, sulanmasıdır. Evet. Bununla ilgili faaliyetleri paylaşımlarından takip ediyorum ben. Evet. Yani böyle güzel şeyleri yaptıkları için de buradan öğretmenlerimizi gerçekten tebrik ederim. Harika, yani aşılamak şart. Köy öğretmenleri galiba bilmiyorum daha çok mu duyarlı oluyorlar? Bilmiyorum, ben yanlışsam düzeltin lütfen ama çok duyarlı olduklarını görüyorum ben. Çünkü o küçücük çocuğa zaten hani ağaç yaşken eğilir, öyle değil mi? Evet. Eğitilir. Ne veriyorsak inanıyorum ki onu da bize geriye dönecekler. Ve iki onu katıyla sunacaklar bize, değil mi? Evet. Yani bunlar güzelliklerdir. Çevremizi temiz tutmak ve çevremizi bu denli güzel yaratmak gerçekten bir ayrıcalıktır. Nice nice ülkelere gidiyoruz, bir bakıyoruz. O böyle çok farklı o coğrafyaları hiçbir işe yaramadan bir bakıyorsunuz, bir anda güzelliklerle karşılaşıyorsunuz. Peki bizler neden el ele verip de kendi ülkemizi daha temize, daha güzelliğe, daha böyle çok ayrıcalıklı bir coğrafya yaratmayalım diye düşünüyorum. Eskiden olduğu gibi. Çünkü her geçen gün betonlar aldı, yürüdü ki bu ay zaten Eylül ayı biliyorsunuz, şiirin ayı ve de bestelerin ayı. Hatta ben de Twitter'da şöyle bir şey paylaştım. Eylül ayı kim bilir kaç tane şiir yazdıracaksın bana, kaç tane beste yaptıracaksın bana. İnşallah diyorum bu ay vesile olur ve baharı böyle, kışı, baharı kucaklarken tertemiz bir çevreye sahip oluruz diye düşünüyorum. Evet. Yönetmenim hazırsa o karpaz çekimim. Evet, hazırsa bilemeyeceğim. Gönderirseniz sevinirim. Günaydın. Şu anda sabahın 10.30 ve ben dik karpazın en ucunda görüldüğü üzere sağımda, solumda deniz ve hemen karşımda küçücük bir ada. Çünkü burunda durmak üzereyim. Bu görselliği, güzelliği birebir bir kez daha görebilmek için geldim. Öyle bir güzellik, öyle bir görsellik dünyanın hiçbir yerinde yok. Ve inanılmaz bir mutluluk,
içim gerçekten kıpır kıpır. Anlatabilmek için kelimeler yetersiz. Duygular zaten allak bullak. Ve hemen Zafer Burnu dediğimiz şurada alal bayraklarımız. Ve hemen az ileride karakolumuz. Nasıl bir güzellik, nasıl bir manzara. Gerçekten kelimeler ifade edemiyor bunu anlatmaya. Yetersiz kalıyor zaten. Bir kez daha böyle bir yeri ziyarete geldiğim için çok mutluyum. Ve her insanın buralara gelip bu güzellikleri seyretmesini yürekten istiyorum. Herhalde dünyanın hiçbir yerinde yok. Gerçekten yok. Bu kadar mı güzel benim ülkem, benim coğrafyam? Ama görüldüğü üzere pırıl pırıl yerler, tertemiz. O da beni gerçekten çok mutlu etti. Çok keyif aldım. Şurada yavaş yavaş Lefa'ya doğru gidiyorum. Evet, taşın üzerine dikilen bir Kıbrıs haritası ve burada görüldüğü üzere North Cyprus. Evet, 255 kilometre diyor. Nasıl anlatsam ki bu güzelliği? Sözler yetersiz. Gerçekten sözler yetersiz. Evet. Harika bir yer, harika bir güzellik. Ve kalbim inanılmaz duygu yüklü. Beni en çok etkileyen, bir anda yine duygusallaştım. Zaten kendim çok duygu yüklü bir insanım. Çevre bu kadar mı temiz olur? Nasıl? Nasıl mutlu oldum? Anlatamam ki. Neden dedim, her karış toprağı neden bu kadar temiz olmasın? Neden? O beni çok etkiledi gerçekten. Ki ben bunu diyorum ki bir an önce görmek istiyorum. Bir an önce. Artık bunun için bilmiyorum. Eylemlerimi başlayalım, yürüyüşlerimi başlayalım, el ele mi verelim, bütün dernekler bir araya mı gelsek, böyle belediyelerden de güç alarak bütün çemberlerimizi, kilit noktalarımızı çiçeklendirelim diyorum. Hatta ağaçlarımızdan bir dal dahi koparmadan, kırmadan onları yaşatalım. Bilmiyorum, hatta ben bunun üzerine de yine böyle kitaplarımda da yer verdim. Nasıl aranız? Okumakla. Çok okurum ben. Evet, peki. Bu size benim kendi nacizane kitabım. Teşekkür ederim. Evet. Ve her zaman şöyle hayalimde şöyle bir şey vardır. Diyorum ki o kadar güzel bir su geldi Türkiye'den ki bize, şükürler olsun. O susuzluk günlerimiz zaten gitti diyorum. Gerilerde kaldı. Hani diyorum böyle helikopterlerimiz olsa ve o su taşımacılığı başlasa ve o böyle iki tane kalan ağacımız böyle tepelerinden sularla sulandırılsa ne kadar güzel olur değil mi? Süper olur. Değil mi? Bizi de yakışan o olur. Onun böyle hayalini kuruyorum. İnşallah diyorum meclislere böyle bir insan gelecek ve veya bir güç, herhangi bir iş adamımız veya herhangi bir belediyenin gücüyle böyle bir olay gerçekleşecek diye düşünüyorum. Gerek çevre, gerek ağaçlarla ilgili. Süper bir fikir. Peki, helimlerinizi kimler yapıyor? Yine köylü üreticilerimiz. Evet. Zaten bizim köyde yapılan helim üreticileri var. Sağ olsunlar o gün. Onlar da emekleriyle katılacaklar. Sütçüler, üreticiler sütüyle kadınlarımız, arkadaşlarımız da hellim yapımında ilgilenecekler. Çünkü gelecek olan misafirler var, program akışı ne var. Ne kadar güzel. Yani geçen sefer Kezban eğitmenimiz aynı zamanda bir üreticidir. O da hellim yapan hocamız. Geçen defa o yapmıştı ama bu sefer birazcık daha yoğun, birazcık daha kalabalık olacağından dolayı sağ olsun köylülerimiz gene bizi yalnız bırakmadı.
hellim üretimini onlar evet. üstlendiler. Peki hellimlerin faydalarını da biliyorsunuz değil mi? Tabii. Biraz tabii. bahsedelim mi? Çünkü bizim yurt dışı ilgili böyle bizim konuklarımız ve de canlarımız bizi takiben izliyorlar yakından. Biraz da hellimleri yani hellimlerin faydalarından bahsedersek bir de norun. Biz nor diyoruz. Türkiye'de lor deniyor. Onlardan da bahsedersek insanımız bilgilenir değil mi? Tabii ki. Evet. Tabii ki. Hem bir kalsiyum deposudur. Evet. Süt zaten başlı başına hı-hı. ana besin gıdamız. Bundan doğada yapılacak olan hellimden daha güzel bir şey yok. Evet. Yanında sıcacık noru. Özellikle geçen sefer yaptığımızda bunu tadanlar dediler ki geçmişe doğru bir yolculuk yaptık. Eskiden insanlar böyle gerek düğünlerde olsun hı-hı. gerek yapılan bu süt hellim yapımında mutlaka işte komşusunaydı ya da çıkaran süt üreticisi evet. sütünü olsun ya da ilk sağımlar başlar ağzı olsun ki evet. Anne sütü kadar faydalı olduğuna evet. Besin uzmanları dikkat çeker. Yani hı hı. bu sütün anne sütü kadar faydalı olduğuna. Ha şimdi belki ağız dönemi değil yani ama hı hı hı. belki ilerleyen zamanlarda ağız dönemi olan bir döneme çekerik evet. panayırımızı da. Anlıyorum. Böylelikle insanlar da faydalanmış olur. O da çok faydalı. Olur. Nor bilindiği üzere benim araştırmalarımda cilde çok faydalıdır. Hatta suyu ellerinizi suyuna batırırsanız biz Kıbrıslılar neroti diyoruz. Ama aslında hellim suyudur onun öz Türkçesi. Ellerimizi ve de yüzümüze tonik olarak kullanırsak o çok faydalıdır. Bunu da ben evet evet ellerinizi ve de yüzünüzü yıkadığınız zaman cildi besliyor ve güzelliğinize güzellik katıyor. Ki bayanlar buna çok meraklıdırlar. Evet yani loru yemek cilde çok faydalıdır, iç organlara çok faydalıdır ama özellikle hellim suyu cilde birebir güzellik katıyor. Hatta o böyle bir takip edin bakın. Hellim pişiren annelerimiz, işte insanımız ciltleri parıl parıldır. Evet, bu doğrudur. Farkındasınız değil mi? Doğrudur. evet. Ve hatta çok enteresan araştırmalar üzerinde hellim yiyen insan fazla kilo almazmış. Evet. Hellimle beslenen insanlar hiçbir şekilde kilo almazlarmış. Ve de hellim zaten buradan yine biz özellikle Türkiye, İngiltere, Avustralya, yurt dışından, Azerbaycan'dan da çok bizim izleyicilerimiz var. Hatta Afrika'dan gelen böyle mesajlardan bunu anlıyoruz. Çünkü sayfamızdan da naklen yayın yapıyoruz. Bunları bilmelerinde fayda vardır. Gerçekten şimdi belki başka ülkelerde bizim hellim tarifemizi alıp da pişirebilirler, yapabilirler. Ama oradaki beslenen sürüler, gerek büyük baş hayvanları, gerek küçük baş hayvanları o lezzeti bulamazsınız. Çünkü her coğrafyanın bir otun türü vardır. O bitkinin türü çok farklıdır, lezzeti farklıdır ve bu süte ve peynirlere de yansıyor, hellime de yansıyor. Gerek et konumuna da aynı zamanda yansıyor ki bugün araştırmalarda Kıbrıs coğrafyasının bitkisi çok lezzetlidir. Küçükbaş ki bizim daha çok aslında küçükbaş hayvanlarımızın değil mi? Evet, evet. Hellimi yapılıyor. Evet. Onlardan alınan sütle yapılıyor ve bu oldukça da faydalıdır. Kimi insanımız da hellimle karnını doyuruyor değil mi? Ya bir ızgara yapar ya bir çorbaya ekler değil mi? Evet, yani evet. hellimi nereye istersen oraya evet. koyabilirsin evet. değil mi? Kullanabilirsin. O kadar faydalı. Bu da harika bir şey. Evet. evet. Yani bakar mısınız Allah aşkına bizim coğrafyamızda neler var? Ne kadar güzellikler vardır değil mi? Evet. Yine zeytin. Bir tek Kıbrıs'ta herhalde zeytin kebap yapılıyor değil mi? Bunu da konuşalım. Öyle değil evet, mi? Evet, hellimin olduğu gibi evet. evet ızgarası. Evet, ızgarası evet. Zeytin de öyle. Izgara yapılıyor ki zeytin yani zaten... yemek kültürümüzün içine yerleşti. Evet. evet, o da peki, bir kültür. Peki o da olacak evet. mı yoksa olmayacak o? Kalkan'da da Çakıs Ses Festivali var. O da Eylül sonuna. Öyle o da mi? Bizim kardeş derneğimiz. Aa, çok evet, güzel. Evet. Oradan bol bol... Evet.
bol bol kebap, zeytin kebabı yiyeceğiz. Evet. Evet. Bunlar gerçekten güzel. Peki pilavın alarınızda olacak mı? Çünkü hellimden ve peynirden özellikle yapılan pilavın alar. Evet. Onlar da olacak. Başka ne olacak? Sinigat meri, pirohu. Ne kadar güzel. Nor böreği, hellim böreği. Bunlar yapılacak. Bazı arkadaşlar bunun ızgarasında yapmayı düşündüler. Yani kebapla birlikte işte hellim Süper. Kebabı da yapalım. Hı-hı. Olur dedim. Yani eğer denemeyen varsa o gün fırsatını bulacak. Evet, çok güzel. Peki bu akşam yemeği olarak verilecek değil mi? Gelen insanlara. Evet. İkramımız olacak kısmetse. Ay, yani 6.30-7'ye doğru Hı-hı. zaten. Hı-hı. Bitirmesini tamamlanmasını düşünür arkadaşlar. Evet. Öyle planlarlar. Evet. İnşallah aksilik olmaz. Olur olmaz da ikramımız olacak. Gelen misafirlerimize şimdiden herkes davetli. Evet. Burada da broşürünüz duruyor. Evet. Evet. Bu da bilmiyorum, yönetmenim bunu görebiliyor musunuz lütfen? Evet, yansıma yaptı. Tamam, bu da broşürümüz. Evet. Broşürde zaten yazıyor işte, hellim böreği diyor. Evet. Sigara böreği, sinigat meri, saç katmeri. Evet. Pirohu, Türk kahvesi, kahvesiz olmaz, de olmaz. Olmaz. Değil mi? Evet. Ve hellim diyor. Bakalım içerinde neler vardır. Bizim pırıl pırıl gençlerimiz. Evet. Kortej, Kırgızistan halk dansları. Evet. Harika. Akder Müzik Kulübü diyor. Evet. Türkiye halk dansları, Akder Genç Ekip halk dansları, Eda Girgin konseri. Evet. Dance for Place diyor. Toplumlu halk dansları. İki toplumlu. Evet. Lefke Belediyesi halk Hı-hı. dansları, Akder Yıldız Ekip halk dansları. Onlar benim danslarım. Evet. İşte Dilirka klibinde oynayanlar değil mi? Ersan Karaç konseri. Çok güzel, harika. Şöyle bir de gençlerimizi şöyle alabilirse yönetmenim. Evet, oradan. Evet, harika. Hı-hı. Evet. Evet, çok güzel. Bu 9 Eylül zaten ve 8 Eylül. 10 Eylül. Diğer tarafta da 10 Eylül'dür. Öyle mi? Fahriye Hanımcığım, açarsanız. Tamam. Bakalım. Evet. Evet, doğru. Evet. 10 Eylül. 10 Eylül. Doğru. 4. Duvar Kültür Derneği diyor. Hı-hı. 10 Eylül akşamı. Hı-hı. Kıbrıs türküleri. Harika. Evet. Bu kaçınılmaz. Gerçekten bu kaçınılmaz. Ve 19 Güsat Halk Dansları. 19.30 Akta Tiyatro Kulübü. Evet. 20.30 Sivan Özas diyor. Şivan. Evet. Flamengo müzisyen füzisyon dansı. Tufat Halk Dansları, Hı-hı. Sinan Güzel konseri, Akder Modern Dans. Modern danslarınız da var mı? Evet. Çok güzel grup Beria konseri diye. Evet. Harika. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkürler. Dilerim bütün köyler böyle, hatta Kıbrıs'tan her yerden gelen insanlarla dolar taşar ve o kültürü de birebir yaşarlar. Teşekkür ederiz. Fakat çok enteresan. Burada bir az önce ne dedik? Herhalde bunu anlatmadık. Keçi sütü kadar faydalı bir süt, çok özür dileyerek söyleyeceğim. Anne sütü birebir eşek sütünden sonra keçi sütünün insan sağlığına ve oldukça uzun ömürlü kılan bir süttür. Evet. İşte bu harika. Bir de sese çok faydalı. Evet. Bir de sese çok faydalı. Harika. Evet, bunları var etmek, bunları gerçekten yaşatmak bir ayrıcalıktır. Şimdi bir klibimiz gelsin mi? Elbette. Tamam. Evet, yönetmenim bir klip gönderirseniz tekrar söyleşimize devam edelim. Sırada bakalım ne var, ne gelecek bilemem. Evet. Gözler ufka dalar ya, her gece her gece ellerim
ufka dalar ya. Her gece her gece ellerim havada. Gökyüzündeki yıldıza dilek tutarım. Ne sensiz ne sevgisiz ben olurum. Hadi bizi kavuştur, 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 hadi bizi kavuştur. Çok sağ olun. Şarkılarımı bir başka seviyorum. Özellikle söz müzik bana olursa, yani benim olursa, bana ait olursa bir başka seviyorum. Bilmiyorum işte az önce de söyledim ya, Eylül ayı geldi. Kim bilir kaç tane şiir, kaç tane beste benim böyle beynimi, kalemimi yoklayacak gidecek. Ne mutlu bizlere, böyle güzel insanlarımız ve böyle güzel değerlerimiz var Fahriye Hanım. Ay canım, benim için de her insan bir değerdir ve de çok güzeldir. Ve biz lazım bu değerlerimize sahip çıkalım, onları destekleyelim. Ay çok sağ olun, çok teşekkür ediyorum ama ben size teşekkür ediyorum burada olduğunuz için. Evet, şimdi neler var başka sevgili Zehra? Bütün yazı krallara gitmekle geçirdik. Evet. Yurt dışlarını tercih etmedik bu yıl. Harika. Malum dışarıda olan olaylardan dolayı aileler de pek istemedi. Hı hı. Bayağı bir krallarımız oldu, öyle değerlendirdik. Hı hı. Kültürümüz, kınalarımız bayağı bir rağbet oldu son zamanlarda Fahriye Hanımcığım. Ben o kına gecelerini çok merak ediyorum. Ne büyük emeklerle, değil mi? Evet. Hatta evet. Düşünüyorum bir klibimde de böyle bir şeye, ama anca bir Kıbrıs anonim bir eser. Harika olur bence. Düşünüyorum, gerçekten düşünüyorum. Harika olur. Bununla ilgili bir film izlemiştik. Evet. Babam da birlikteydi. Özellikle ta onu eskilere götürdü. Dedi ki eskiden işte yoktu böyle hani davetiye basılsın, davetiye dağıtılsın. Hı-hı. İşte insanların ellerinde bir mum. Hı-hı. Hatta böyle gezilirken ve davet edilirken atıyorum eğer ben bir hayvancıysam işte ben bir kuzu veririm. Ha. Bu çifte destek olsun diye. Ben eğer tavuk beslersem, affedersiniz, tavuk veririm işte misafirlerime. Ne kadar güzel yani, böyle çiftçilerimiz imece, evet, ve de evet.
halkımız birbirine oldukça destekti. Tabii, evet, eskiden öyleydi. Yani insanımız zaten böyle devamlı vericidir. Yani işte hı-hı, evine gidersiniz, evet, mutlaka kahveyle başlar. Gitmez, evet, evet. Kahveyle başlar, evet, mutlaka ikramları vardır. Evet, verir. Yani evet, mutlaka. Kıbrıs kültürünün özelliği var. Gerçekten bizim, evet, kültürümüz inanılmaz güzeldir. Ve zengin. Evet, çok zengin, çok detaylı ve her hareketin içerisinde bir bereket, bir de güzellik vardır. Yani çok vericidir. Hiçbir şekilde aldıkları bir iyiliğin karşılığı, yani karşılıksız kalmaz. Mutlaka o iyiliğin karşılığını sunarlar ve yerine en güzel şekilde getirirler. Bu herseler da kazanlardan, herseler hazırlanır. Evet, evet. Kınalar yoğrulur, ne mumlar kadar yakılır. Evet. Bir taraftan çörekler, hellimler, evet, hazırlanır. Evet. Yani kınalar gerçekten müthiş. Ta Lefkoşa'dan Girne'ye kadar. Değil mi? Evet. O böyle, evet, gelin önde damak gidiyor, damakla, evet, birlikte iki tane kocaman mumlar yakılıyor. Biz burada yapalım bir gün, bakalım. Evet, biraz böyle yerimizi genişletelim, yapalım. O gerçekten eski örf ve adetler, gelenekler ne kadar güzel, değil mi? Evet. Ben de bugün siz geleceksiniz diye, bakın, Yemeni'den şöyle el işi bir şal gibi bir şeydir bu, minik. Aslında bunu ben saçıma bağlarım ama uymadığı için kıyafetime şöyle elime şu bağladım. Hı-hı. Bu ne? Denizden toplanan böyle şeyler. Evet. Ve nazar boncuğuyla süslenmiş. Evet. El yapımı. Deniz kabuğu. Evet, el, evet, yapımı. Bizim büyük handa kendi insanımız, el işi derler ya. Evet. Göz nuru. Evet, el emeği. Evet. Göz nuru. Onlar. Evet. Çok öyle güzel olmuş. Hı-hı. Güle güle kullanın. Teşekkür ediyorum. Yani bunlara imza atmak ve bunları yaşatmak, bunları anlatmak zaten bizlerin görevimizdir. Bu da gerçekten çok güzel. Bilmiyorum, acaba diyorum, ara mı geliyor, reklamlara doğru mu gidiyoruz? Olabilir, bilemem. Bunları yaşatmak bir ayrıcalıktır, değil mi? Evet. Evet. Peki böyle el işleriniz de var mı? Daha önceleri Akçay'da bir köy kadın kursu vardı, hı hı, ve oraya giden arkadaşlarımız vardı. Hı hı. Daha sonra kapatıldı. Şahinler'e gitti zannederim. Şimdi oradadır. Evet. Giden, ilgilenen hanımlarımız, hı hı, var. Lefkara işi işleyen hanımlarımız var. Yani el emeği, göz nuru. Evet, harika bir duygu. Doymadık değil mi? Evet. Evet, bitmeden önce bizim ikramlarımız var size, pilavınalarımız ve programımızın sonuna geldik. Son sözlerinizi alalım. Biz, evet, bu nazik davetinize çok teşekkür ederiz ve ayrıca kitaplarınıza, evet, da bizlere bu fırsatı verdiğiniz, hı-hı, için çok teşekkür, evet, ederiz Fahriye Hanımcığım. Ve mutlaka 9, hı-hı, ve 10 Eylül'de sizi de panayırımızda görmek isteriz. Biz de sizleri ağırlayalım. Çok teşekkürler. Evet. Ben de çok teşekkür, aa, ediyorum. Ve, aa, muhakkak aramızda görmek isteriz Fahriye Hanım. Ben buralardaysam kesinlikle geleceğim. Bunun sözünü verdim. Sizinle birlikte olmak zaten bir onurdur, bir mutluluktur, bir huzurdur. Maşallah. Ve birebir kültürümüzü yerinde yaşamak ve yaşatmak elbette ayrı bir sevinçtir. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Ve teşekkür, size ederim, sonsuz başarılar diliyorum. Teşekkür ve ederim. Bizi her nerede olursanız olun, evinizde, dışarıda, neredeyseniz, ben sizi sevgimle kucaklıyorum. Her zaman olduğu gibi ve yine o çok vazgeçmediğim o güzel sözcüğü tekrar tekrar söylemek üzere. Sizi seviyorum canlarım. Sizi çok seviyorum. Bir başka programda Fahri Özay'la Renkleri Notalar sizinle birlikte olmak onurdur, mutluluktur, sevgidir. Hoşça kalın. Günaydın. Karpaz'ın en ucundan, Kıbrıs'ın en bakir, en güzel yerinden günaydın. Buralara yeniden gelebilmek beni inanılmaz duygulandırdı. Bu güzel coğrafyayı birebir yaşamak, birebir gözlemlemek, sizinle paylaşmak çok ayrı bir keyif, çok ayrı bir mutluluk.
sağımda deniz ve hemen solumda yeniden deniz ve en uç nokta görüldüğü üzere karşıda küçücük bir ada ve hemen yanından kocaman devasa bir gemi geçiyor. Herhalde o bir yük gemisidir. Ama denizin rengine bakabilir misiniz lütfen? Turkuaz rengini aldı. Harika bir güzellik. Kelimeler zaten yetersiz kalıyor. Bu güzelliği sizinle paylaşmak ve size anlatmak. Kalbimde inanılmaz bir coşku, inanılmaz bir sevinç. Kalbim böyle kıpır kıpır. Korkunç duygu yüklü. Dokunsalar ağlayacağım. Bu güzelliği yeniden, yeniden görme imkanı kendime sağladığım için şükrediyorum Yüce Rabbime, Allah'ıma gerçekten şükrediyorum. Çok şükür olsun diyorum. Ve hemen az ileride tepede Zafer Burnu dedikleri alal bayraklarımız dalgalanıyor. İki tane bayrak, birbirinden güzel. Biraz ileride polis karakolu ve hemen şu sağ tarafıma geçiyorum. Orada yine mavinin alabildiğince ve sıcacık güneşin mavinin üzerine o vurduğu ışıklarla korkunç bir manzara. Kelimeler yetmiyor ki bu güzelliği anlatmak ve sizinle paylaşmak. Yine burada kocaman, hani derler ya, dikili bir taş, taşım olsun, ne olursa olsun. İşte burada harika bir taş üzerinde Kıbrıs haritası ve diyor ki 255 kilometre ve North Cyprus. Ve burada diyor ki finish, burada bitiyor diyor. Karpaz o kadar güzel ki, bakir manzarası ile, güzelliği ile anlatmaya gerçekten kelimeler yetmez. Ve beni mutlu eden ne oldu en çok biliyor musunuz? Tertemiz bir doğa. Bakışlarım kor kor alev yanan yüreğim. Altın sarı saçların, ela bakan gözlerin, yürek yakan bakışlarım kor kor alev yanan yüreğim. Aşkın sembolü 24 saat aşk kokar. Köpük köpük deniz deniz köpüklerden oluşan aşk tanrıçası. Kıbrıslı Afrodit'im ben. Kıbrıslı Afrodit'im ben. Kıbrıslı Afrodit'im ben. Kıbrıslı Afrodit'im. 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 Aşkın sembolü.
Hava saçlarımı tarar, sere serpe uzanır, dalgalarla oynaşır, sahilde hayaller kurarım. Sırma saçlarımı tarar, sere serpe uzanır, dalgalarla oynaşır, sahilde hayaller kurarım. Aşkın sembolü 24 saat aşk kokar. Köpük köpük deniz deniz köpüklerden oluşan aşk tanrıçası. Kıbrıslı Afrodit'im ben, Kıbrıslı Afrodit'im ben, Kıbrıslı Afrodit'im ben, Kıbrıslı Afrodit'im, 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 Kıbrıslı Afrodit'im. Aşkımız deniz yosunu gözlerinde hissettim aşk denen